Afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Emeği geçen bütün kardeşlerimizden, kurumlarımızdan Allah razı olsun diyorum ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim hayırlı, uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valimize hediye takdimi gerçekleşiyor. Evet. Biz nasıl peygamberimizin ve peygamberlerin varisi isek, bizim müftülüklerimiz de Peygamber Efendimizin Diyanet işlerini yönettiği Mescid-i Nebevi'nin varisidir. Bugün ülkemizde 1003 noktada Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevi'sinin şubeleri vardır. İşte birisi de burada. Yalova Çiftlik Köy Müftülüğü Mescid-i Nebevi'nin bir varisi, bir şubesi. Neden? Çünkü işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'den yönettiği Diyanet hizmetleri Yalova Çiftlik Köy'de buradan yönetilecek. Bu müftülükten yönetilecek. Müftülükte sadece resmi işler yapılmayacak. Aynı zamanda biraz önce müftümüzün ifade ettiği, Sayın Valimizin ifade ettiği gibi gençlik merkeziyle 4-6 yaş Kur'an kursuyla ve vaizlerimizin irşat hizmetleriyle çok önemli faaliyetler gerçekleştirilecek. Derdimiz iyilik olsun, yeryüzünde iyilik yayılsın, kötülük olmasın, kötülükler ortadan kalksın. Ülkemizdeki 1003 müftülüğümüzden yönetmiş olduğumuz Diyanet hizmetleriyle, 90 bin camimizden, 30 bin Kur'an kursumuzdan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki hizmetleri söylüyorum sadece. İşte hakka çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece biz değil, bütün illerimizin yöneticileri, başta valilerimiz olmak üzere, ilçelerimizde kaymakamlarımız, diğer kurum müdürleri, kurum başkanları el birliğiyle, iş birliği yaparak ülkemiz daha iyi noktalara nasıl gelmeli, daha güzel, daha mutlu toplumlara nasıl ulaşmalıyız, mahallelerimiz daha huzurlu nasıl olmalı, bunun çabası içerisindeyiz. Yalova Çiftlik Köyü Müftülüğü. Bu eserler gökten düşmüyor. Kendiliğinden olmuyor. Planlanmasından, projelendirilmesinden tamamlanmasına kadar işte 5 yıl boyunca nice insanların, nice kardeşlerimizin emeği geçmiş. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımızın eğitimi noktasında din eğitimi, yaygın din eğitiminin daha da geliştirilmesi noktasında elinden gelen gayreti gösterecekler. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki yaygın din eğitimi noktasında müftülüklerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4 yaşından itibaren yukarıya doğru
yaş sınırı olmaksızın çalışmalarımız var, faaliyetlerimiz var. 7'den 70'e diye bir söz vardı ya, biz artık diyoruz ki 7'den önce de 70'ten sonra da vatandaşlarımıza müftülüklerimiz açık, Kur'an kurslarımız açık, camilerimiz herkese açık. Böyle güzel bir ulvi bir gaye ile çalışıyoruz. Kadova Hazreti Ali Camii'nin minberinden selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Önümüzdeki pazartesi günü inşallah milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacaklar. Sınıflarıyla buluşacaklar inşallah. Doğru ve sahih bilgi ile buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetler öğretmenlerimiz. Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız eğitim öğretimine başlıyor. Bu sene 16 Eylül'de başlayacak olan 7-10 yaş grubu ihtiyaç olan